İstanbul Feshane'de Mersin Tanıtım Günleri açılışı, Mersin Kent Protokolü'nün konuyla ilgili kurum ve kuruluşların, iş adamlarının ve Mersin basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Mersin Valiliği'nin himayesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Mersin İş Adamı, Yönetici, Sanatçı ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilen tanıtım günleri 30 Kasım tarihinde sona erecek. Tanıtım günlerinde Mersin'e ait yöresel lezzetler ziyaretçilere ikram edilirken Mersin kültürünü tanıtan el sanatları eserleri sergileniyor. Mersin sevdalısı, çok değerli bir kültür adamı, bu etkinliğin mimarlarından MİSAT Derneğimizin Başkanı Sayın Mehmet Mazı'yı alkışlarla ben davet etmek istiyorum. Büyük alkışlarınızla. Mersin'e olan sevgimiz ve sahiplenme duygumuzla harmanladığımız idrakimiz, şehrimizin kimliğine bürünerek ait olma bilinciyle MİSAT'ı kurdurdu bizlere. MİSAT olarak amacımız, şehir düşüncesine bütünlüklü bakabilmek, mekanlarımızı benimsemek, benimsetmek, bulunduğumuz her yerde Mersin ile heyecan duymak, duyurmak, mutlu olmak, mutlu kılmak ve bu mutluluğu şehrimize katmak için buradayız. Fiziksel mekan birlikteliğinin ötesinde bir umut olarak içten ve samimi duygularımızla tatmin eden çabalarla Mersin ruhunu hayatımıza, Mersin'e ise ruhumuzu katmak için bir araya geldik. Sadece bedenlerle değil, kalbimizle, türkülerimizle, kadim tarihimizle, şiirlerimizle, sevinçlerimizle Mersin'de yaşlanmak, Mersin'de yaşamak, her yönüyle bizim olan bir şehre birlikteliğimizi sunmak için bir araya geldik. Çok değerli Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz Beyefendi'yi de alkışlarla almak istiyoruz sahnemize. Tarihi getirdik, yörüklerimizin samimiyetini, Torosların havasını, suyunu, Akdeniz'in dalgalarını, efil efil esen meltemini, Mersin'in güzel enerjisini getirdik. Çok kıymetli konuklar, Mersin Türkiye'mizin tarihin derinliklerinden günümüze cazibe merkezi olan en önemli kentlerinden birisidir. Türkiye'nin sebze ve meyve deposu, bir tarım başkenti, Türkiye'nin en büyük liman kenti, bir ticaret şehri. Uzun sahili, kumsalları, dört mevsim batmayan güneşiyle turizmin merkezi olmaya aday bir kent. Batısından doğusuna Helenistik dönemden kalan yapıtları, Roma dönemine ait eserleri, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan kalma hazineleri ile tam bir tarih ve kültür şehri. Aynı zamanda dinlerin, dillerin, medeniyetlerin buluşma noktası. Bu kadar zenginliğin içinde Mersin'in tek handikapı bu çok özel güzelliklerini tüm dünyaya ve Türkiye'mize keşfettirememiş olması, anlatamamış olmasıdır. Bizim bu kentin yöneticileri olarak hepimizin ortak amacı Mersin'i hem ulusal hem de uluslararası arenada her yönüyle en iyi şekilde temsil ettirmek ve anlatabilmektir. Biz bugün bunun için Feshane'deyiz. Bizler yerel yöneticiler olarak Mersin'in bilinirliğini artıracak, her organizasyonda olacak, sonuna kadar da Mersin'in tanıtımı ile ilgili her etkinliği destekleyecek ve üzerimize düşenleri yapma gayreti içerisinde olacağız. Bu etkinliğin mimarı çok değerli büyüğümüz, çok değerli valimiz. Mersin Valimiz Sayın Özdemir Şakacak Beyefendi'yi de alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Değerli dostlar, Feshane'de Mersin Tanıtım Günleri olarak ilk defa tanıtım günleri düzenleniyor. Öncelikle
ilk defa olduğu için konuşmamın sonunda değil, başında. Ben bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Valiliğimizin himayelerinde yapıldı. Malumunuz valilik ilde devletin ve hükümetin temsilcilik makamıdır. Valiliğin himayelerinde yapıldı ki ilin tüm dinamiklerini bir araya getirsin diye. MİSAT organize etti. Mersin İş Adamları, Yazarları, Sanatçıları, Akademisyenleri Derneği. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız büyük destekte bulundular. Aynı şekilde Arbella ana sponsor oldu. Odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız destek verdiler. Gördüğünüz gibi ilimizin tüm dinamikleri bu ilk organizasyonun gerçekleşmesinde her türlü destek verdiler. Bu Mersin'in birlik beraberliğinin, kardeşliğinin en güzel örneğidir. Çünkü İstanbul Türkiye'dir. Mersin Türkiye'nin küçük bir örneğidir. Bizler Mersin'i İstanbul'da tanıtmaya başlarsak, tanıtırsak Mersin'imizi Türkiye'mize tanıtmış oluruz diye düşündük. Efendim, gördüğünüz gibi çok geniş bir katılımla açılışı gerçekleştiriyoruz. Temennimiz hem Mersin'imize, ülkemize hayırlı uğurlu olur. Besmele çekerek hayırlı olması, uğurlu olması temennisiyle açılışı yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. İstanbul Feshane'de bu yıl ilk kez Akdeniz'in incisi İstanbul'da sloganıyla düzenlenen Mersin Tanıtım Günleri tanıtım etkinliği başladı. Pazar akşamına kadar sürecek olan etkinlikte Mersin'in yöresel ürünlerinin tanıtım ve satışı yapılırken 150'ye yakın stand ilgiyle gezildi. Cezerye'den Silifke'nin yoğurdu ve bu yoğurttan üretilen lokuma, Çamlı Yayla'nın iğne oyasından, Bozyazı'nın muzundan üretilen liflere kadar çeşitli ürünlerin satışı ve tanıtımı gerçekleştirilen standların yanı sıra sahneye kurulan Sinevizyon aracılığıyla Mersin kültürüyle ilgili de bilgilendirme yapılıyor. Tanıtım günlerini gezen vatandaşlar da Tantuni'den Cezerye'ye, Kerebiş'ten Narenciye ürünlerine büyük ilgi gösterdi. Mersin Tanıtım Günleri 30 Kasım Pazar günü sona erecek. Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı, Profesör Doktor Süha Aydın'dan devralarak göreve başladı. Profesör Doktor Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleşen rektörlük devir teslim törenine Profesör Doktor Süha Aydın ve yeni rektör Profesör Doktor Ahmet Çamsarı'nın yanı sıra Mersin milletvekilleri Ahmet Tevfik Uzun, Profesör Doktor Aytu Atıcı, İsa Gök, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tu Amiral Nejat Atilla Demirhan, İl Protokolü, üniversitenin akademik ve idari personeliyle öğrenciler katıldı. Törende 2006 yılından bu yana üniversitede gerçekleştirilen projeler, akademik ve fiziki gelişimi içeren bir slaytla Profesör Doktor Süha Aydın için hazırlanan kısa film gösterildi. Devlet Konservatuarı üyeleri ise mini bir konser verdi. Profesör Doktor Aydın burada yapmış olduğu konuşmada rektörlük görevinin sona erdiğini ve aynı zamanda öğretim üyeliğinden emekli olduğu günde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Rektörlük binişini yeni rektör Profesör Doktor Ahmet Çamsarı'ya giydiren Profesör Doktor Süha Aydın kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Görevi devralan Profesör Doktor Çamsarı da Profesör Doktor Aydın'a Mersin Üniversitesi'ne yapmış olduğu katkılar anısına bir plaket takdim etti. Binişini giydikten sonra salondakilere hitaben bir konuşma yapan Profesör Doktor Çamsarı ise Mersin Üniversitesi Rektörlüğünü kurumun içinden yetişmiş bir akademisyen olarak gururla devraldığını ve bu makamın sadece yönetim ve temsil makamı anlayışıyla sınırlandırılmaması gerektiğinin bilincinde olduğunu ifade etti. Devir teslim töreninin ardından Profesör Doktor Süha Aydın'la yeni rektör Profesör Doktor Ahmet Çamsarı rektörlük makamında bir araya geldi. Daha sonra Profesör Doktor Süha Aydın makamdan uğurlandı. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen uğurlamaya çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.
Mersin'de yolcu treninin işçileri taşıyan servis minibüsüne çarpması sonucu 12 kişinin öldüğü kazanın 3. duruşması da yapıldı. 15'er yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar bariyer görevlisi Erhan Kılıç ile servis sürücüsü Fahri Kaya suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde 20 Mart 2014 tarihinde meydana gelen yolcu treniyle servis minibüsünün hemzemin geçitte çarpışması sonucu 12 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın 3. duruşması Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar bariyer görevlisi Erhan Kılıç, minibüs sürücüsü Fahri Kaya ile kazada hayatını kaybedenlerinin yakınlarının katıldığı duruşmada okunan yeni keşif raporunda ilk incelemede tali kusurlu bulunan bariyer görevlisi Kılıç ile servis sürücüsü Kaya'nın asli kusurlu bulundukları belirtildi. Raporda ayrıca iddianamede %30 kusurlu olduğu ifade edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın ise sadece tazminat sorumluluğu bulunduğu kaydedildi. Kazada hayatını yitirenlerin yakınlarının avukatları, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın sadece tazminat sorumluluğu olabileceği kısmını kabul etmediklerini belirterek, bariyer görevlisi dışında diğer Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları görevlileri hakkında da suç ihbarında bulunulmasını talep etti. Öte yandan duruşmada tutuklu iki sanık suçlamaları kabul etmedi. Bariyer görevlisi Kılıç yapmış olduğu savunmada bariyeri zamanında indirmediği yönündeki suçlamayı kabul etmediğini dile getirerek servis aracının çok hızlı olduğunu ve hemzemin geçide girdiği an kazanın meydana geldiğini, servis sürücüsünün frene basmadığını ve sağa sola bakmadığını dile getirdi. Suçlamaları kabul etmeyen servis sürücüsü Kaya da kazadan pişman olduğunu belirterek beraatini istedi ve iki sanığın da tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar nedeniyle 3 gündür mahsur kalan çobanlardan biri hariç diğerlerine ulaşıldı. Yerlerde mahsur kaldık. 2 günden sonra mesela burada köy mutlarına, ondan sonra Mut Belediye Başkanı'na bizi kurtarın diye telefon etmişizdir. Ve ettirilmişizdir. Ondan sonra ceyren yok. Ondan sonra 80 santim kar var. 2 gün kurtarmayı bekledik. Hayvanlar aç canı. Ölmedi ama mesela yiyeceğimiz mesela çoluk çocuğun 20 santik mesela almadık dükkan. Çoğu da hasta. Ondan sonra dün akşam kepçe geldi. Biz de gece köye geldik yani. Çobanların yanında bulunan 1000 civarındaki küçükbaş hayvanın da kurtarıldığı öğrenildi. İlçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Yalnızcabağ mahallesine ait Değirmenlik ve Kepez'de mahsur kalan çobanlara ulaşılırken Göktepe yaylasındaki bir çobandan ise henüz haber alınamadı. Mut Belediye Başkan Vekili Halil Şahin ise olayı ilk duyduklarından bu yana çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek mahsur kalanların kurtarıldığını kaydetti. Yoğun kar ve tipi olmuştur. Yükseklerde 1500 ve üstü yükseklerde. Yalnızcabağ, Beci, Evren köylerinin yaylalarındaki çobanlar mahsur kaldı. Şarşa, Dağ Pazarı, Güme yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam etti. Orman Dairesi, piyasada dört yol inşaat, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanları seferber edildi. Çobanlar kurtarıldı. Ulaşılmayan şey kalmadı. Yollar aşağı yukarı açıldı, temizlendi. Halen devam ediyor çalışmalar. Mersin'de açık denizde makine arızası bulunan ve telsizindeki problem nedeniyle irtibat kurulamayan bir gemi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma gemisi TCSG Umut ağır hava ve deniz şartları nedeniyle zor durumda kaldığı tahmin edilen bir gemi tespit etti. Geminin 5 gün boyunca aynı bölgede bulunması ve herhangi bir şekilde muhabere cihazlarıyla ulaşılamaması üzerine Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı tarafından gemiye gidilerek kontrol edildi. Gemiye çıkan 4 kişilik kontrol timi, makine ve telsiz arızası olduğu, Suriye uyruklu 6 personeli bulunduğunu tespit etti. Yapılan görüşmeler sonunda gemi, Mersin Uluslararası Liman İşletmesi Romorkörü ve balıkçı tekneleri yardımıyla Karaduvar Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı. Gemide yapılan aramada herhangi bir yasa dışı faaliyete rastlanmadı.
Silifke ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 Suriyeli ile 2 organizatör yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüten jandarma ekipleri, Silifke ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacağı bilgisini aldı. İlçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Avrupa ülkelerine kaçak olarak gitmeye çalışan 12 Suriyeli ve bu şahıslara organizatörlük yapan HS ve CK'yi yakaladı. Şüphelilerin kaçmak için kullanacakları teknede yapılan aramalarda 12 can yeleği ve bir hava kompresörü ele geçirildi. Yakalanan Suriyeliler adli işlemlerinin ardından Mersin Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerden CK tutuklandı, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan bu yıl yapılan çalışmalarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 452 yabancı uyruklu kişiyle 18 organizatörün yakalandığı, organizatörlerden 6'sının tutuklandığı bildirildi. Mersin'de çalıştığı oto galerisinin sahibi baba oğlu tabancayla yaraladığı iddiasıyla aranan 43 yaşındaki İzzettin Akın yakalandı. İş yerindeki dehşet anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Olay 6 Kasım tarihinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Mersin Otogarı yanındaki Yaman Otomotiv adlı galeride meydana geldi. Otogalerici de bekçi olarak çalışan 43 yaşındaki İzzettin Akın ile iş yeri sahibi Yasin Koçak ve oğlu Harun Koçak arasında tartışma çıktı. Kaybolan çöp kovası yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışma büyüyünce iddiaya göre üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkartan bekçi İzzettin Akın baba oğula kurşun yağdırdı. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yasin Koçak Mersin Devlet Hastanesi'ne, Harun Koçak ise Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheli İzzettin Akın ise olaydan 22 gün sonra suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan şüpheli verdiği ilk ifadesinde patronlarının kaybolan çöp kovası yüzünden kendisini hırsızlıkla suçlamasına öfkelenerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli İzzettin Akın'ın arandığı dönemde bazı kişilerin kendisiyle ilgili olarak küçük kızlara tecavüz edilerek organları çalınıyor yazılı afişler yaptırarak bölgedeki okul çevrelerine yapıştırdığı ortaya çıktı. Bu nedenle civardaki öğrenci velileri tedirgin olurlarken Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bu durumun asılsız olduğunu, şüphelinin sadece silahla yaralama suçundan arandığını bildirdi. Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kapı kilitlerinin göbeklerini kırarak hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilde kapıların kilitli göbeklerini kırmak suretiyle hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının daha önce işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde olan D.A., O.K., M.Y., M.Ç., Y.T. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahısların Mersin'de 6, Hatay'da 2, İskenderun, Adana ve Kahramanmaraş'ta birer hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Yapılan çalışmalar sonunda OK, MY, MÇ ve YT isimli şüpheliler Hatay 4 yolda yakalandı. Operasyonda şüpheli YT'den bir polis memurundan çalıntı olduğu öğrenilen tabanca ele geçirildi. Bununla birlikte laptop, bilgisayar, cep telefonlarıyla ziynet eşyaları elde edildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi. Akut'un Mersin'deki operasyon binasından malzeme çalınması ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Akut'a ait malzeme ile çocuklar için toplanan oyuncak ve kıyafetlerin çalınması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada hırsızlıktan kaydı bulunan A.I.'nin parmak izine ulaşıldı. Şüphelinin olay yeri yakınlarında dayısının evinde saklandığını tespit eden ekipler A.I.'yi gözaltına aldı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı adliyeye sevk edildi. Akut'un Mersin'deki operasyon binasından aralarında Ermenek'teki madende kurtarma çalışmalarında kullanılan aletlerin de bulunduğu malzeme ile çocuklar için toplanan oyuncak ve kıyafetler çalınmıştı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi MESKİ, kentte 1 Aralık'ta bir günlük zorunlu su kesintisi yapılacağını duyurdu. MESKİ Genel Müdürü Turgut Aybak yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Su İşleri 67. Şube Müdürlüğü tarafından Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisinde yapılacak zorunlu bir çalışmadan dolayı Mersin'in bazı ilçelerinde su kesintisinin yaşanacağını belirtti.
Çalışmaların bir gün içerisinde tamamlanacağını ifade eden Aybak, tüm tedbirlerin alındığını ancak çalışmanın uzaması ihtimaline karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti. Su kesintisinin Mersin merkez ilçelere bağlı mahallelerin büyük bölümüyle Tarsus'ta yaşanacağı kaydedildi. Mersin'de yaşayan Çukurova Üniversitesi Beden ve Spor Yüksekokulu son sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Doğan Emre Baldırcı, demir doğrama ustası 53 yaşındaki Bülent Baldırcı'yı ameliyat ettirebilmek için çıktığı ringde Avrupa şampiyonu oldu. Doğan Emre Baldırcı 2003 yılında iş kazası geçirerek sağ dirseğine ve kalçasından baldırına kadar olan kısma platin takılan babası Bülent Baldırcı'nın tedavisini yaptırmak için geçtiğimiz ay Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Muay Thai şampiyonasına katıldı. Çıktığı ringde tüm rakiplerini yenen Baldırcı Avrupa şampiyonu olarak hem ay yıldızlı bayrağı göndere çektirdi hem de babasının tedavi masrafını karşılayacak ödülü kazandı. 9 yaşından bu yana sporla ilgilenen, 2009 yılından bu yana milli sporcu olan, ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok birinciliği bulunan Doğan Emre Baldırcı, babasını ameliyat ettirebileceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Geçen ay milli takımla beraber Polonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'na gittik. Orada hem babamı ameliyat ettirebilmek için hem de kendi kariyerimi düzenleyebilmek için, başarısını arttırmak için Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Avrupa Şampiyonası'nda 13 rakibim vardı. Toplamda 4 maç yaptım. Avrupa şampiyonu oldum. Avrupa şampiyonu olduğumdan dolayı belli bir miktar ödül gelecek. Kazandığım ödülle bağımı ameliyat ettireceğim. Ayağındaki ve kolundaki platini değiştireceğiz, yenileyeceğiz. Böylelikle daha sağlıklı bir yaşama kavuşacak kendisi. Oğlum için gurur duyuyorum. Bu sevinci, bu bize yapmış olduğu şey için gurur duyuyorum oğlumdan. Avrupa şampiyonu olduğu için. İşte burada biraz babası için, biraz milleti için diyelim. Bizim için bu İstiklal Marşı'nı söylettiği için ayrıca mı gurur. Oğlum için de büyük hedefi vardı. O da ikinci hedefi şuydu. Benim için ayağımdaki olan protezi değiştirmek, tekrar ayağıma kavuşmam için, sağlığıma kavuşmam için ameliyat yaptıracak oğlum beni. İşte onun için de ayrıca bir gurur duyuyor benim için. Allah razı olsun kendisinden. 13 sporcuyduk. İlk maçımı aldım, sıkıntım yoktu. İkinci maçım çok benim için önemliydi. Çünkü derece maçımdı. Derece yaptığım zaman ödül kazanacaktım çünkü. İkinci maçımı kazandım. Zaten canlı yayın veriliyordu. İnternet üzerinden izliyordunuz zaten. Orada seni göstererek baba senin için kazandım dedim. Ondan sonra rahatladım, dedim ki bundan yani, sonra garantiledim. Derece maçını aldıktan evet, sonra. Evet, rahatladıktan sonra yarı finalde finali kendim gibi tam anlamıyla rahat rahat dövüşerek kazandım. Mersin İdman Yurdu'yla Sivas Spor arasında 30 Kasım Pazar günü saat 16'da Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Mersin İdman Yurdu taraftarları Mersin İdman Yurdu Passolik kartlarına şu fiyatlandırma üzerinden yükleme yaptırabilecekler. Kuzey ve Güney Kale Arkası 5 TL, Kapalı Tribün AB 20 TL, VIP C 40 TL, VIP B 50 TL ve Misafir Tribünü 5 TL olarak belirlendi. Mersin İdman Yurdu Spor Toto Süper Ligi'nin 11. haftasında karşılaşacağı Sivas Spor maçının hazırlıklarını Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalınbay idaresindeki çalışmalara gribe yakalanan kaptan Servet Çetin katılmadı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç sonrası futbolculara teknik direktör Rıza Çalınbay duran top ve hareketli toplarla şut çalışması yaptırdı. Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı da stada gelerek antrenmanı izledi. Kahramanlı burada gazetecilere yaptığı açıklamada Sivas Spor maçının kendileri için önemine dikkat çekti. Önemli bir maç, onu söyleyeyim. Tabii bugün Sivas'ın tabii bulunduğu yer, Sivas gibi bir takımın hakikaten hiç kimsenin böyle bir beklenti, bir tahmini beklemiyordu tabii Sivas Spor'un şu anki bulunduğu yer. Tabii onlar aşağı sıkıntılı. Biz de tabii Mersin İdman Yurdumuzun yakalamış olduğu bu havayı biz de çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Tabii bu maç bizim için çok önemli. Bu maç tabii bizim ligde ne yapacağımızı
belirleyici olacak, onu söyleyeyim. Tabii 17 puanımız var. İnşallah tabii ki bu maçı aldığımız takdirde 20 puan yapacağız. 20 puan tabii biliyorsunuz 11. haftada çok önemli bir puan. Açık konuşmak lazım. İnşallah bu puanı yakalayacağız. Şu an görmüş olduğunuz gibi saha içerisinde takımımızın birlik beraberlik içerisinde olduğunu ve hakikaten hırslı olduğunu, inşallah bunu da dediğimiz gibi pazar günü bunu sahaya yansıyacağını, inşallah taraftarlarımızın desteğiyle birlikte inşallah puanlarla döneceğiz ve o gün bütün taraftarımızın ve herkesi bu maça davet ediyoruz. Hakikaten bizim için çok önemli bir maç. Biz bunun farkındayız. İnşallah bunun yerini futbolcularımız yapacak. Şu an dediğimiz gibi takım içerisinde çok her şey güzel, olumsuz bir şey yok. İnşallah bu havayı sahaya yansıttıktan sonra inşallah dediğimiz gibi Sivas Spor'u burada biz misafirperverliğimizi yapacağız. Ama burada da biz onları yenip göndereceğiz. Ki Mersin İdman Yurdu her zaman hedefi olan ve hedefi oynayan bir takım. Çünkü biz de kulüp başkanı olarak hem kendi işimde hem de sporda her zaman hedefsiz, zaten hiçbir zaman eğer siz bir şey yapmak istiyorsanız mutlaka önünüze bir hedef koyacaksınız. Eğer zaten siz hedefli çalışmıyorsanız, siz hedef koyup da mücadele etmiyorsanız başarıyı da yakalayamazsınız. Tabii Mersin İdman Yurdumuzun, tabii bu sene Mersin İdman Yurdumuzun burada olması, hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Hiç kimsenin de böyle bir tahmini yoktu, onu söyleyeyim. Ama tabii ki şu an başta Rıza Çalıma gibi bir hocamız var. Tabii onun başında olması, takımın birlik beraberliği, takımın içindeki abi kardeşlik bu sahaya yansıyor. İnşallah bundan sonraki bu süreci tabii ki bizim her şeyden önce Mersin İdman Yurdu'nun tabii Süper Lig'de kalıcı olması. Bizim hedefimiz bu. Ama tabii şu hava yakalamışken inşallah dediğimiz gibi bu havayı sürdürüp bizim tabii ilk dörtlerde beşlerde yer almak ve inşallah bu 4-5'in içinde kaldığımız sürece biliyorsunuz önümüzde inşallah UEFA gitmek. İnşallah dediğimiz gibi Mersin'imizin inşallah bundan sonraki bu süreci hep birlikte hedefimiz tabii ki UEFA'ya gidip UEFA'da oynamak. İnşallah bunu da bu sene daha erken bir şey söylemek daha doğru olmaz ama inşallah dediğimiz gibi 3-5 hafta sonra birinci devrenin bitiminde ve ondan sonra ne olacağını biz ondan sonra hedefimizi koyup hedefe gitmek için ne gerekiyorsa da yaparız. Ah! Oh, God.